Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün 2022 yılında Akrep Burcu'nu neler bekliyor bunu konuşacağız. Aşk, iş, para, kariyer, şans. Acaba hangisi sizden yana olacak? Buna bakacağız hep beraber. Ama lütfen öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili akrepler, sizin için 2022'nin en önemli gökyüzü olayıyla başlıyorum. Bu da tabii ki Jüpiter'in 11 Mayıs'a kadar Balık Burcu'nda olması. Şu anlama geliyor, ebeveyn olmak isteyen akrepler için oldukça şanslı ve destekleyici etkiler var gökyüzünde 11 Mayıs'a kadar. Ancak şunu da hatırlatalım, Kasım ve Aralık aylarında Jüpiter tekrar Balık Burcu'nda olacak. Ayrıca yalnız akrepler için de güzel haberlerim var. Jüpiter onlara aradıkları aşkı getirebilir. Daha sonrasında Jüpiter Koç burcuna geçecek. Koç burcunda da özellikle sağlık alanında zorlanma yaşayan akrepler varsa bu konuda Jüpiter onlara destek verecektir. 2022 yılı boyunca Güneş ve Ay tutulmaları Akrep ve Boğa burçlarında olacak. Dolayısıyla kendi burçlarındaki bu tutulma onların ikili ilişkileri, hayata bakış açıları, ortaya koydukları yol üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak diyebiliriz. Özellikle 30 Nisan Boğa burcuna meydana gelecek güneş tutulması iki ilişkilerine, eşlerine, ortaklıklarına direkt vurgu yapıyor. Bu konuda önemli dönüm noktaları yaşayabilecekleri gözüküyor yılın geri kalanı boyunca. 16 Mayıs'ta kendi burçlarında bir ay tutulması var. Yine 25 Ekim ve 8 Kasım tarihleri de tutulmalar açısından önemli tutulmalar var bu tarihlerde de akrep ve boğa burçlarında. Ancak 16 Mayıs'taki ay tutulması biraz duygusal yönden sarsıcı olabilir. Çok derin düşünebilirler, çok fazla hassaslaşabilirler 16 Mayıs'ı takip eden günlerde ve haftalarda akrep burçları. Ocak ayına baktığımızda Ocak ayında maddi anlamda biraz zorlanma yaşadıkları gözüküyor. Yani deyim yerindeyse aslında akrepler biraz tırnaklarıyla kazıyorlar Ocak ayında. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu senenin önemli bir gökyüzü olayı da Satürn'ün Kova burcu seyahat ediyor olması. Satürn'ün Kova burcunda olması demek akrepler için aileyle ilgili, evle ilgili sorumluluklar almaları anlamına geliyor. Bu Satürn yaşlıları temsil eder. Dolayısıyla aileden yaşlı birinin sorumluluğunu almak söz konusu olabilir. Allah korusun bir belki hastalık gündeme gelebilir. O şekilde bir sorumluluk alınabilir belki. Yalnız tabii Satürn geri harekette olacak yılın 5 ayı. Haziran'dan başlayıp Ekim ayında içine alarak da geri hareket boyunca daha önce aile içinde özellikle göz ardı edilmiş sorumluluklar varsa artık bu sorumlulukların gözden kaçırılmaması gerektiğini, mutlaka üzerine düşünülmesi gerektiği vurgulanıyor. Dolayısıyla sorumluluklardan kaçış yok sevgili akrepler. Şimdi Ağustos'un ikinci yarısından itibaren kariyerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilecekleri gözüküyor ve bu etki akrepler için Eylül'ün ikinci haftasına kadar devam ediyor olacak. Yalnız yine Eylül ayında bir Merkür retrosu var. Bu Merkür retrosu da akreplerin fikirlerini ifade etmekte biraz zorlanabilecekleri, yanlış anlaşılmalara son derece açık olabilecekleri bir zaman dilimi olacak onlar için. Özellikle önemli anlaşmalara imza atmamalarını tavsiye ediyorum. Ve 25 Ekim demiştim. 25 Ekim'de bir güneş tutulması var. Kendi burçlarında olacak bu güneş tutulması. Önemli kararların arifesinde olacaklarını söyleyebiliriz bu güneş tutulmasını takip eden zaman dilimi içerisinde. Evet, çok mutlu bir 2022 diliyorum size sevgili akrepler. Görüşmek dileğiyle.